Herkese merhaba. İnanır mısın, bu bölümünde baş başa olacağız. Birlikte konuşacağız. Daha doğrusu ben sizinle biraz dertleşmek istiyorum. Eski bir televizyoncu ve radyo programcısı olarak bu memleketin yetiştirdiği, eli kalem tutan bir insan olarak, bir şair olarak, bir yazar olarak, bir Türk kadını olarak, bu memleketin oy kullanan bir vatandaşı olarak sizinle konuşmak istediklerim var. Neden dedim baş başa olmasın? Eskiden radyo programlarında tabii bu çok güzel olurdu, böyle tek başımıza baş başa konuşurduk. Yani 20 yıl kadar falan radyo programcılığı yaptım. Her gün canlı yayın yaptım. Televizyon programları tabii aynısı olmuyor. Çünkü genelde orada bir ekiple beraber oluyorsunuz. Ama radyoda genelde baş başa birlikte sohbet ediyoruz. İnanır mısın, bölümlerinde değişik bilgiler alıyoruz. Değişik görüşler, değişik inançlar, değişik sistemler, başka başka şeyler duyuyoruz. Birlikte bakıyoruz. Bazılarımız inanıyor, bazılarımız inanmıyor. Ama farkında olmaya çalışıyoruz. Hani böyle ne varsa bilmenin, bir akıl süzgecinden, bir mantık süzgecinden ve bir kalp süzgecinden geçirdikten sonra bir şeylere inanıp inanmamayı karar veriyoruz aslına bakarsanız. Eğer bugün bu yayını yapmamış olsa idim, gerçekten kendimi iyi hissetmeyecektim açıkçası. Şimdi dünyada çok da güzel şeyler olmuyor. Büyük acılar yaşıyoruz. Kolektif acılar yaşıyoruz. Depremler yaşıyoruz. Kuraklıklar yaşıyoruz. Savaşlar yaşıyoruz. Dünya insanları olarak. Çocuklar öldürülüyor. Hayvanlar öldürülüyor. Çocuklara istismarlar, kadınlar öldürülüyor, küçük yaşta çocuklar evlendiriliyor, çocuklar satılıyor. Yani kötü şeyler oluyor. Ha, diyeceksiniz ki dünyanın her döneminde, yani her zaman bir şeylerle uğraşıldı. Yani demek ki burası böyle yan gelelim yatalım. Hiçbir şeye de karışmayalım. Ama ne oluyorsa da olsun, beni de ilgilendirmez diyebileceğimiz bir yer değil. Ama bazıları böyle davranıyorlar. Onlara da bir sözüm yok. İşim yürüsün diyorlardır. Ama şimdi etliye sütlüye karışmayayım. İşimden gücümden olmayayım. Paramı pulumu kaybetmeyeyim. Birileriyle ters düşmeyeyim. Linç yemeyeyim. Kimseyle papazı olmayayım. Bunlar da tabii haklı korkular, bunlar sosyal korkular, bunlar yaşamsal korkular, bunlar maddi korkular. Bunları da anlıyorum. Ama öyle şeyler var ki gerçekten insanların fikirlerini beyan etmeleri ve konuşmaları gerekiyor. Çünkü bunlar aslında toplumu ilgilendiren kurallar, bizleri ilgilendiren konular. Dolayısıyla fikrimizi söylememiz gerekiyor. Bu yasa tasarısıyla ilgili, hayvanlarla ilgili yasa tasarısıyla ilgili konuşmak istiyorum ve bu yasanın geri çekilmesini istiyorum. Nedenlerini anlatacağım şimdi size. Yalnız rica ediyorum, işte hayvanseverler, hayvandan başka hiçbir şeyi sevmeyenler, hayvandan başka hiçbir şeyi önemsemeyenler. Ben hayvanları tanıdıkça insanları sevmiyorum. İnsan sevmiyorum, ben sadece hayvan seviyorum falan. Böyle şeyler değil yani. Bu yani hayvanseverler başka bir grup, bir kurum, bir şey, bir vakıf falan. Böyle bir şey değil. Yani bu başka bir şey. Bir dünya insanı olarak, bu topraklarda doğmuş, yetişmiş biri olarak, bir vatandaş olarak, ben insan olarak
bazı duygularımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bildiklerimi de tabii ki. 1910 yılında toplu bir köpek katliamı oluyor Sivri Adada. Ki insanlar şu anda bu adayı hayırsız ada olarak biliyorlar. Aslında Sivri Ada olarak geçiyor resmi belgelerde ama hayırsız ada deniyor. Birçoğunuz bunun hikayesini biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için ben bir kere anlatayım. Avrupa'da işte toplu şekilde hayvanlar, kediler, köpekler falan yok edilmeye başlanıyor. Bu arada Fransa'da parfüm kimya endüstrisi için köpeklere ihtiyaç var. Köpekler bitiyor Fransa'da. Diyorlar ki bize, sizin köpekleri, bu İstanbul'daki köpekleri toplayın, bize satın. Hükümet bunu kabul ediyor. Fakat o sırada öyle bir şey ki, yani biz köpeklerle, kedilerle, hayvanlarla yaşamaya alışmış bir milletiz. Bize bunlar yabancı değil. Bizim mahallemizin, şehrimizin, okulumuzun, inşaat alanlarımızın, hastanelerimizin, bahçelerimizin, evlerimizin birer sakini. Ve biz onları seviyoruz. Onlarla birlikte yaşamaktan hoşlanıyoruz. Onlarla birlikteyiz. Hayatımız onlarla birlikte geçmiş. Bize garip gelmiyor. Biz yani tarihler boyunca böyle yaşamışız. Hatta Osmanlı'da veba salgını varken tüm dünyada, Osmanlı kendi insanını korumaya çalışırken bir taraftan da sokaktaki hayvanlar zarar görmesin diye onların sularını temizletmek, ilaçlatmak, hastalanmasınlar diye onlara bakmak için çok büyük ekipler kurmuş. Düşün, sokak hayvanlarını koruyabilmek için. İkinci Abdülhamit kuduz vakaları sırasında Pasteur kuduz aşısını bulsun diye, yani ona katkıda bulunmak için 10 bin frank, yanlış hatırlamıyorsa, yardımda bulunmuş ya. İnanabiliyor musunuz? Ya Osmanlı'da böyle şeyler var. Yani bizim tarihimizde böyle şeyler var. Neyse, konuya dönelim tekrar. Fransızlar diyorlar ki sizde çok köpek var. Siz İstanbul'daki bu köpekleri toplayın ve bize satın. Bir ücret karşılığında biz bunu alalım, güzel de bir ücret talep ediyorlar. Tamam diyor bizimkiler de. Tabii halk buna şiddetle karşı çıkıyor. Hayır diyorlar, biz köpeklerimizi vermeyiz. Ayaklanıyorlar. Toplamaya çalışıyor belediye köpekleri. Halk asla izin vermiyor. Bunun üzerine bazı paraya ihtiyaç duyan, hani parasız insanlara ve sokak serserilerine falan bu görevi veriyorlar. Bunlar el altından gizlice gece yarıları kimse görmeden bu köpekleri topluyorlar falan. Ve tophanede limana yığıyorlar bu köpekleri. Fakat halk buna yine izin vermiyor. Ayaklanıyor, gidiyor o köpekleri oradan bir ayaklanmayla kurtarıyor. Bütün o binlerce köpeği kurtarıp tekrar alıyor halk. Fakat yani hükümet buna o kadar o Fransa'dan gelecek parayı o kadar çok istiyor ki, yani bir kere de anlaşmayı da imzalamış, geri de dönemiyor. Israrlı yani bu köpekleri toplamakta. Bu sefer köpekleri yine topluyor ve köpeklerin başına asker dikiyor. Yani diyor ki, yani insanları yaklaştırmıyorlar. Sonra bu köpekleri işte bir yerde topluyorlar, bir süre bakıyorlar. Fakat Fransa'dan ses seda çıkmıyor. Yazışıyorlar, biz işte bunları almayacak mısınız, şöyle böyle falan. Fransa'dan ses yok. Sonra köpekleri alıyorlar, çünkü orada bakmak kolay olmuyor. Halkta infial yaratıyor. Alıyorlar, hiç kimsenin yaşamadığı ıssız bir ada olan Sivri Adaya götürüyorlar. 80 bin kadar köpek Sivri Adaya bırakılıyor ve bir süre orada bakılıyor. Hani bu Fransa'dan belki haber gelirse köpekleri verecekler. Fakat Fransa, hatta
Diyorlar ki daha ucuza verelim anlaştığımız fiyattan. Yok. Bedava verelim. O da yok. Köpekler ellerinde kalıyor. Şimdi onları beslemek de zor geliyor tabii bir süre sonra. Ve hayvanları orada kendi kaderine bırakıyorlar. 80 bin tane köpek. Aç, susuz. Hiçbir şey yok. 80 bin köpek. Vatandaşlar gidip beslemeye çalışıyorlar. Kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama nereye kadar? Tabii bu da çok fazla mümkün olmuyor. Ve bir süre sonra bu köpekler açlıktan yavaş yavaş ölmeye başlıyorlar. Çığlıklar içinde. Her gece bağıra bağıra birbirlerini yemeye başlıyorlar açlıktan. Birbirlerine saldırıyorlar. Acı acı sesleri geliyor. Bu köpekler aylarca ağlıyorlar, çığlık atıyorlar acılar içinde ve özellikle Anadolu yakasının kıyıları onların çığlıklarıyla yankılanıyor. İnsanlar orada geceleri uyuyamamaya başlıyorlar. Sinirleri bozuluyor. Vatandaş çok üzgün. İnsanlar evlerini bırakıp başka yerlere taşınıyorlar, o kıyı kesimleri. Köpekler aylarca acı çeke çeke, bağıra çağıra orada ölüyorlar. Ve 2 sene boyunca oradan bir koku yayılıyor İstanbul'a doğru. Kimse kıyılarda falan duramıyor. Ve bu olaydan 2 sene sonra 1912'de çok büyük bir deprem oluyor İstanbul'da ve çok ciddi kayıplar veriliyor. O günden sonra vatandaşlar bu olayı işte oradaki köpek katliamına bağlıyorlar. Köpeklerin bir şekilde ahının tuttuğuna inanıyorlar. Ve resmi kayıtlarda Sivri Ada diye geçen o ada ondan sonra hayırsız ada olarak anılmaya başlıyor. Bunun gibi birçok olay var sadece bizim ülkemizde değil. Bir ara Çin'de daha çok verim alınsın tarlalardan falan diye iş gücü azalsın, verimi artsın toprakların. İşte biz de bu insanları endüstride falan çalıştıralım diye. 4 tane canlı türünün zararlı olduğuna karar veriyorlar. Kara sinekler, sivrisinekler, fareler ve serçeler. Diyorlar ki bu serçeleri öldürelim. Serçeleri öldürmek için yani o kadar sinir bozucu ki hikayeler. Vatandaşlara da bunu inandırıyorlar. Diyorlar ki yani bu serçeler ölmeli ki bu topraklar daha verimli olsun. Biz daha çok para kazanalım, daha iyi iş imkanlarımız olsun işte falan filan. Buğdaylarımız olsun falan. Vatandaş da kafası yatıyor çünkü öyle bir televizyon programları, öyle bir propagandalar beyinlerini yıkıyorlar. Serçeleri öldürmek için işte bütün gördükleri serçeleri öldürüyor vatandaşlar. Yuvalarını dağıtıyorlar, yumurtalarını kırıyorlar, yavrularını öldürüyorlar. Tabii o şekilde baş edemiyorlar. Sonra gürültülü mesela tabaklara, çanaklara vurup bir çeşit gürültüler çıkarıyorlar ve anlıyorlar ki bu gürültüden serçeler korkuyorlar ve herhangi bir yere konamıyorlar. Havada uçup uçup durmaktan yorulup ölüp yere düşüyorlar, şişiyorlar yani. Bakın, bakın ne kadar fena bir şey. Bir öğreniyorlar. Ve Çinliler bunu çoğalsın yani bu işi belli saatlerde birkaç saat boyunca her gün yapıyorlar. Bütün vatandaşlar gürültü çıkarıyorlar memleketin bir şehrinde ve orada hayvanlar dallara konamadıkları için uçmaktan yorulup şişip düşüp ölüyorlar. Böyle böyle bu serçeleri yok ediyorlar. Bunlar da diyorlar ki o çok büyük bir başarı kazandık. Harika oldu ya hepsi öldü falan. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Tarlalara zararlılar da danıyor. Böcekler, tırtıllar, çekirgeler mahvoluyor ekinleri. Kıtlık başlıyor. Aç kalıyorlar. Perişan oluyorlar. Sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir yerlerden serçe alıyorlar. Başka ülkelerden. Yalvar yakar. Bize diyorlar serçe gönderin. Serçe lazım bize. Ki kendimizi toparlayabilelim. Doğanın dengesini bozmuş oluyorlar çünkü. Kur'an-ı Kerim'de
Enam 38. Enam suresi 38. ayetti yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Yüce Yaradan, tüm canlılar, dünyadaki tüm canlılar, büyük küçük kuşlar, tüm varlıklar, yaratılmış bütün varlıklar, sizin gibi onlar da bizim ümmetimizdir. Onlar da benim ümmetimdir diyor Yüce Yaradan. Ve biz ne bir şeyi fazla ne bir şeyi eksik yaratırız. Eninde sonunda hepimiz ona döndürüleceğiz. Yani şimdi gelelim başka bir konuya. Şimdi burada şöyle söyleyenler var. Biz bu hayvanlar çocuklara saldırıyor. Sizin çocuğunuza saldırsalar, işte birilerini öldürseler, birilerini yaralasalar, bakalım bu kadar rahat konuşabilecek misiniz diyenler var. Valla birkaç kere köpek saldırısına biz de uğradık. Hatta bir tanesinde gerçekten çok korkmuştum. Yani apartmana saklandık. Hayvan böyle camlara atlayıp apartmanın içinden, yani salyaları aka aka falan. Nasıl korktuğumu size anlatamam. Bir kere kardeşimi ısırdı. Durup dururken, ortada hiçbir şey yokken bir sokak köpeği kardeşimi ısırdı. Benim 10 yaşında bir yeğenim var. Ona böyle gözünün içine bakıyorum. Yani küçücük bir saçının teline zarar gelse dünyaları yakarım diye düşünüyorum. Çok iyi anlıyorum. Yani ben de yaşadım ve yaşıyorum bunları. Ve bazen gece hani ıssız bir yerde bir köpek sürüsüyle karşılaştığımda korkuyorum. Ben de korkuyorum. Hani çünkü tanımıyoruz. Yani ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyoruz. Açlar mı, kızgınlar mı, öfkeliler mi bilmiyoruz ki. Korkuyoruz. Acaba kendilerini mi savunuyorlar, alanlarını mı savunuyorlar? Bilemiyoruz çünkü. Ve bununla ilgili bir takım haberler dolaşıyor. böyle işte birilerine saldırıyorlar. Hatta bazen öyle spekülasyonlar var ki yurt dışından alınan görüntüler de basına servis edilebiliyor bazen. Her gördüğümüze de inanmamak lazım. Yani sosyal medyada da her gördüğümüze inanmamak lazım belki. Bunları da görüyoruz. Var. Evet, böyle köpekler var. Elbette ki çocuklara saldırmasın, kimseye saldırmasın, kimse kimseye zarar vermesin. Yani keşke kimse kimseye zarar vermesin. Bu bahsettiğim örnekler var, yaşanıyor. Ama şu da var. Bozcaada'ya gidenler bilirler. Bozcaada'nın ve Geyikli'nin bir köpeği var, adı Pakize. Yıllardır Pakize orada. Pakize bütün adalıların göz bebeği. Herkes tanıyor. Turisti de tanıyor. Yerlisi de tanıyor. Pakize Geyikli'den sabah belli saatlerde vapura biniyor. İnsanlarla birlikte sıraya giriyor. Hoş geldin Pakize diyorlar. Herkes o Pakize merhaba falan. Pakize biniyor. Vapurla beraber Bozcaada'ya geçiyor. Bozcaada'da akşama kadar takılıyor. Akşam en son vapurla Pakize Geyikli'ye dönüyor. Ya da tam tersini yapıyor. Ya da orada bir sevgilisi var. Bir arkadaşı var. Gidiyor Pakize, normal bir, ki oradaki köpeklerden sadece bir tanesi Pakize. Ama hani o kadar akıllı ki bayağı insanlar gibi yolculuk yapıyor. Ve herkes onu tanıyor. Pakize bir vatandaş ya. Bizden biri yani Pakize. Mesela. Şimdi bu durumda Pakize de sokak köpeği olarak nitelendirilecek. Burada iki tane köpeğimiz var mahallede. Yıllardır, herhalde bir 11-12 yıldır hep birlikte gezerler. Bunlar ekürü, hiç ayrılmazlar, hiç ayrılmazlar. Tanırız, mamalarını veririz, sularını veririz. Ne yapıp ne edecekleri bellidir. Selam verirler herkese, öyle geçerler. Birilerini sevdirirler, birilerine kuyruk sağlar. Bir tanesi daha cool'dur. Bir karakteri var, tanıyoruz, biliyoruz. Bunlar da sokak köpeği olarak bu yasa kapsamında öldürülecekler belki.
Bunun gibi tanıdığımız, isim verdiğimiz, sokakta sevdiğimiz, bazen tanımadığımız, yine sokakta karşılaştığımız, sevgiyle yaklaşan, omzumuza kafasını koyan, kuyruğunu sallayarak bize gelen, bütün sıkıntılarımızı alan, göbeğini açıp yatan, sadece sevgi bekleyen binlerce sokak köpeği var. Binlerce. Yüzünüze ya masum masum bakan. Sizi her gün işe götüren, kapıda bekleyip işten getiren. Akşam saatlerinde sizi korumak için sizinle beraber yürüyen, geri gelen. Şimdi bu köpeklerin gözlerinin içine baka baka, bunları bağırta bağırta, korkudan böyle titrete titrete toplayacaklarını düşünün. Hepsini ama. İyisini, kötüsünü. Hepsini. Ve bunları bu yasa kapsamında barınaklara götürecekler. Barınakların durumu malum. Bir süre sonra sahiplenilmediler diye ötanazi yapmaktan bahsediyorlar. Uyutmaktan bahsediyorlar. Yani ötanazi. Şimdi ötanazi başka ülkelerde, bizim ülkemizde yok da bildiğim kadarıyla yok. Başka ülkelerde çok hasta olan insanların, çok acılar çeken, artık bu ağrılara dayanamayan insanların kendi istekleriyle uyutulması, öldürülmesi yani. Ama kendi isteği ve rızasıyla. Şimdi buna ötanazi diyemeyiz ki. Bu hayvanın rızası yok ki böyle bir şey. Yani bir de olamaz zaten böyle bir şey. Yani bu, bir hayvana ötanazi uygulamak diye bir şey yok yani. Öyle bir dünya yok. Bunlar öldürülecekler. Bir kere bir barınağa gidin. Birkaç tane agresif rehabilite isteyen belki köpek görebilirsiniz. Kim bilir neler yaşadılar da. Neyse hadi ayırıyorum onu da düşünmeyelim diyelim. Orada binlerce köpek, yüzlerce köpek gözünüzün içine masum masum bakıyor. Ne olur beni buradan kurtar diyor. Size minnet duyuyor. Sosyal medyayı açtığınızda, Instagram'ı açıp baktığınızda, Facebook'a baktığınızda ya da işte Twitter'a baktığınızda sabahları tatlı ve akıllı köpeklerle, onların videolarıyla, kedilerle uyanıyorsunuz ve ay diyorsunuz ya, şundaki akla bak, vay be, nasıl güzel hayvan. Allah Allah, bir köpek bunu nasıl yapıyor ya? Bu kedi bunu nasıl? Gülümsüyorsunuz, değil mi? Sokak köpekleri. Otobüse binip seyahat eden sokak köpekleri var. Yani bir semtten bir semte giden artık, yani bunu alışmış, bunu öğrenmiş. Kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçiyor Beşiktaş'taki köpekler. Bunu öğrenmişler. Düşünebiliyor musunuz? Depremlerde hayat kurtarıyor köpekler, kendi canları pahasına. Kaç tane insanın hayatını kurtardılar. Hatta yurt dışından gelen bir tane köpek, şimdi adını unuttum. Bir ekibin köpeği öldü bu kurtarma operasyonları sırasında falan. Şimdi bu, evet, bazıları saldırgan, bazıları bize zarar veriyor, verebilme ihtimali var diyorsunuz ya. Bu şunun gibi bir şey. İşte FBI bir araştırma yapmış. Psikopatların %80'i yengeç burcundan çıkıyormuş meğer. O zaman hadi yengeç burçlarının hepsini toplayalım, rehabilite edelim. Dünyada ne kadar yengeç burcu varsa. Ya da işte adamın biri ya da birkaçı çocuklara kötü şeyler yapıyor. Söylemek bile istemiyorum da. İşte istismar falan filan. Bakalım, inceleyelim. Bu adamlar ne tip adamlar? Çoğunluğu şu yaşta, şu işi yapıyor. Bir istatistik çıkaralım. Ve o istatistiğe uyan bütün adamları toplayalım o zaman. Hepsini birden içeri atalım. Cezalandıralım. Bu onun gibi bir şey. Gerçekten abartmıyorum. Abartmıyorum. O zaman işte
Bakalım katiller en çok kimlerden çıkıyor? Toplayalım işte, erkeklerden mi çıkıyor? Toplayalım erkeklerin yarısından fazlasını, hani benzer özelliklere sahip birkaç tane, yani ortak birkaç özellik. Hepsini toplayalım, binlerce erkek olsun. Hepsini o zaman götürelim, cezalandıralım. Bu onun gibi bir şey. Gerçekten farkı yok. Şimdi ne kadar mantıksız, ne saçma, ne kadar acayip geliyor değil mi kulağa? Bakın doğanın bir dengesi var. Bitkiler. Ben bunları gerçekten hani bir hayvansever, işte bir gruba ait biri falan olarak söylemiyorum. Ben bunu bu dünya insanı olarak söylüyorum. Bu tür katliamların yaşandığı, bu tür toplu ölümlerin yaşandığı, öldürülmelerin yaşandığı coğrafyalarda hep sonra kötü şeyler olmuştur. Çünkü canlıların toplu halde acı çekmesi inanılmaz bir enerji yaratır. Negatif enerji. Acı enerjisi çok ağır bir enerjidir. Şimdi bu hayvanlar toplu olarak öldüklerinde o enerji sanıyor musunuz ki bize yansımayacak, dünyanın her yerine yansıyacak? İlginçtir mesela. Ben ilahi adaletin de olduğunu düşünüyorum ve Yaradan'ın bir sistemi var. Ve siz o sistemde nefes alan canlı herhangi bir şeyi yok edemezsiniz. Bunu yapamazsınız. Toplu olarak katledemezsiniz. Yani bu normal bir şey değildir. Yani bu anormal bir şeydir. Toplu olarak ağaçları yakamazsınız. Ağaç kesemezsiniz kafanıza göre. 1.000 yıl yaşayan bir ağacı adamın bir tanesi kalkıp da manzaramı kapatıyor diye kesemez kardeşim. Keserse karşısında birilerini bulur. Bunlara da ne diyeceğiz? Ağaç sever mi diyeceğiz? Yani ben giderim karşısında dururum. Bazı dostlarımla birlikte bunu yapmışlığım da vardır. Yani sen yeşil alanları toplu olarak yok etmeye kalkarsan, sebepsiz ya da kendi çıkarların için, manzara göreceğim diye, bina dikeceğim diye, otel yapacağım diye ben bunun karşısında dururum. Yani bunu yapmak zorundayım. Bunu yapmazsam ben kendi insanlığımdan şüpheye düşerim ve ben vicdanen geceleri yattığımda uyuyamam kardeşim, ben uyuyamam. Biliyor musunuz, o ağaçlar yine bilimsel olarak ölçülüyor, frekansları var, bitkilerin frekansları var, titreşimleri var. Mesela bir bitkiye gidin her gün kötü davranın, yapraklarını yolun, kötü şeyler söyleyin. Ölçülüyor ya, bilim bunu ispatlamış. Bilim adamları bunu ölçüyorlar. Siz kapıdan içeri girer girmez yaprağın, çiçeğin frekansı düşüyor. Korku frekansı yayıyor bitki. Bak. Bak sen şu Allah'ın işine. Siz onu sevin, öpün, konuşun. Benim annem hep çiçekleriyle, bitkileriyle konuşur. Hep açarlar onlar. Ben pek konuşamam. Benim evimde bitki bir türlü yetişmez. Bir de kedim var. Korkuyorlar herhalde. Pek bitki olmuyor benim evimde. Beceremiyorum yani. Onlar böyle çiçek açarlar. Frekansları mutluluk frekansı yayıyorlar. Neşe frekansı yayıyorlar o zaman. Dallanıyorlar, budaklanıyorlar, büyüyorlar, meyve veriyorlar ya. Ya ağaç, bitki. Şimdi bak sen şu Allah'ın işine. Yapamazsınız. Yapmamalısınız. Bu hani böyle aman abi ben dokunmayayım. Ben bir tepki vermeyeyim. Yani hiçbir şeye de karışmayayım. Etliye sütlüye dokunmayayım falan. Ama o olayın negatif etkisi size de dokunacak, biliyor musunuz? Yani bana ne ya hayvandan? Bana ne ya bitkiden? Bana ne ya, ben tuzum kuru ben. Aman abi, bulaşmayayım, işimden gücümden olmayayım şimdi. Bir tarafmış gibi görünmeyeyim. Ya biz hiçbirimiz bir taraf değiliz. Biz hepimiz aynı taraftayız. Yani ben hayvan sevmeyen bir insana sen niye sevmiyorsun diyemem. Yani ya da zarar vermediği sürece. Korkan bir insana sen niye korkuyorsun diyemem. Yargılayamam. Ya da benimle aynı görüşte olmayan bir başkasınız, benimle aynı görüşte olmadığı için aşağılayamam. Hor göremem. Tekrar söylüyorum, yargılayamam ve ne haddime ya. Biz
birbirimize yabancı değiliz. Biz o, bu, ocu, bucu, şucu değiliz. Biz aynı gemideyiz. Aynı gemi için çalışıyoruz. İnançlı insanlarız. Vicdanlı insanlarız. Bu dünyaya geldik, gidiyoruz. Mezun olabilmeyi becerebilmemiz lazım. Ve mümkün olduğu kadar bu hayatta doğru, iyi, güzel yaşamamız lazım. Ve iyiliği çoğaltmamız lazım. Bakın, iyilik. İyilik çok, çok önemli bir şey. Bazı görüşler, mesela inanır mısınla ilgili biliyorsunuz, programları izliyorsunuz. Çok enteresan şeyler duyuyoruz. Birileri geliyorlar, diyorlar ki, kardeşim artık kıyam dönemi geldi, yani artık hasat zamanı. İyi ile kötü kesin olarak birbirinden ayrıldı. Artık bir taraf olmak zorundasınız. Artık uyanmak zorundasınız. İşte iyi olacaksınız ya da kötü olacaksınız. Artık son dönem falan diyorlar. Birileri diyorlar ki frekanslar var kardeşim. Einstein diyor ki işte frekans titreşim, yani frekans ne? Titreşim. Ölçümü de hertz. Frekans Einstein zamanında Tesla. Bunlar diyorlar ki her şey bir frekanstır. Bunu anladığınız zaman bütün sıkıntılarınız çözülecek. Yani kısaca bunu söylüyorlar. Her şeyin bir frekansı var. Hastalıkların frekansı var. İnsanların, normal sağlıklı bir insanın frekansı yanılmıyorsam 58 ile 62 frekans arasında bir şey. Bunun altına düştüğünüz zaman hasta oluyorsunuz. İşte atıyorum kanserin frekansı 25. Frekansın 25'e düştüğünde kanser oluyorsun. Ya da kanser olduğunda frekansın 25'e düşüyor. Ya da işte grip olduğunda frekansın 40'a düşüyor falan. Frekansı yükselten olaylar var. Frekansı düşüren olaylar var. Bir de kolektif bilinç diye bir şey var. Yani kolektif frekans. Yani böyle iyi şeyler olduğunda bu bütün dünyaya yayılabiliyor. Ve bunlar, bu frekanslardan sen de etkilenebiliyorsun. Frekansı düşüren ve yükselten şeyler var. Frekansı yükselten en önemli şey sevgi, yargısızlık, adalet, kötü konuşmama, küfür etmeme, kibire kapılmama, birbirinden dedikodu yapmama, yani aslında hem İslamiyet'te hem de bütün tek tanrılı dinlerde, bütün kitabi dinlerde söylenen şeyler. Hani iyi olmak. Şimdi dinlerin en birinci özelliği, bence en kıymetli özelliklerinden bir tanesi, iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilmemiz için. Yani düşünsenize, iyi size göre ve bize göre, bana göre farklı olmasın. İyi ile kötü belli olsun. Yani mesela biri gelip benim kafama vurduğu zaman ben de ona atıyorum bıçağı saplarsam bu bana göre iyi bir şey olabilir. O benim kafama durup dururken vurdu, ben de gittim ona bıçak sapladım dedim ve bu benim için iyi. Olamaz kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Bu eşit değil, adil değil. Bunu kim belirliyor? Bunu kurallar belirliyor. Bunu aslına bakarsanız dini kurallar belirliyor. Şu iyidir, şu kötüdür. Şöyle yaparsan iyidir, böyle yaparsan kötüdür. Bu toplum içinde iyi ile kötünün belli olmasına sebebiyet veriyor. Bunun sonrasında da hukuk kurallarının dayandığı temelde bu. Hukuk kurallarının temeli nedir? İyi bir şekilde, doğru bir şekilde toplum yaşantısını düzenlemek. Peki iyi ve kötü kime göre iyi, kime göre kötü? İşte bu din dediğimiz, aslında yol anlamına gelen din dediğimiz kavramda iyi ve kötü sana göre ayrı, bana göre ayrı değil. Belli. Belli kurallar ve yasalar var. Böyle yaparsan iyi, böyle yaparsan kötü. Adamı öldüremezsin, dedikodu yapamazsın, kötülük yapamazsın, başka bir canlıya zarar veremezsin. Yani iyi kötü, bunlar belli kurallar. Şimdi biz mesela 3 kişi bir evde yaşamaya başladığımız zaman
ne yapacağız? Bazı kurallar koyacağız, değil mi? Mutfak böyle olacak. İşte şunu sen şuradan toplayacaksın, bunu böyle yapacaksın. Yani kurallar olması gerek ki, hani hukuk kuralları olmalı ve din kuralları olmalı elbette ki biz iyi ile kötü birbirimize göre farklılık göstermesin. Belli olsun ki iyi, iyi ne demek, kötü ne demek, hangisi iyi, hangisi kötü, biz de ona göre yaşayalım. İşte bütün bu durumların içindeki iyi olarak bildiğimiz davranışların frekansları ölçülüyor ve hepsi çok yüksek. Kötü olarak bize öğretilen dinlerde ve daha sonra hukuk kurallarında, onlardan gelişmiş olan hukuk kurallarında bize öğretilen, kötü olarak öğretilen bütün kavramların frekansları aşırı derecede düşük. Bilim söylüyor arkadaşlar bunu. Bu bilinen bir şey, öğrenilen bir şey, ispatlanan bir şey. Dolayısıyla bak şimdi nereden nereye geleceğiz? Bizim programın hep şeyi bu ya, iyi olalım, iyi kalalım. Şimdi insan akıllı bir varlık. Bazıları çok akılsız da genel olarak akıllı bir varlık. Seçim yapma özgürlüğü olan bir varlık. Şimdi eskiden daha önce de söylemiştim bir kavram vardı böyle sanki kötüler böyle renkli kişilikler olur hani. İyi olmak, saf olmak, biraz da salak olmak. Yani böyle ay, kafasına vur, lokmasını al falan gibi bir şey olarak algılanmasın. Sakın, 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 sakın. Bakın. Dünyadaki en çekici insanlar, tekrar söylüyorum. Kötü olmayı da bildiği halde iyi olmayı tercih eden insanlardır. İyi olmayı tercih etmek var ya, nasıl büyük bir erdemdir biliyor musunuz? İyiyi kötüyü ayırt edip onu tercih edebilmek ve iyi yapmak. Kötüyü yapman çıkarına uygun olsa dahi, seni daha garantide tutacak olsa dahi, her şeye rağmen vicdanın varsa, vicdanının sesini dinleyip iyiyi tercih edebilen insanlar kadar güzel, çekici, akıllı, düzgün insan yoktur biliyor musunuz? O yüzden iyiyi tercih etmek lazım. Ben her konuda önce sizinle aynı fikirde olmayanlara karşı böyle bir hemen böyle bir çemkirmenin dışında önce bir dinlemenizi tavsiye ederim. Ben öyle düşünüyorum diyor mu diyor. Ne kadar saçma bir konu. Şimdi söyle, bahsettiği şeyler bana çok saçma geliyor ama yine de dinliyorum. Dinliyorum, belki diyorum hani bir yerlere varır, bir şey yakar benim kafamda. Şimdi öğrenmek çok önemli bir şey, okumak çok önemli bir şey. Hadi okumuyoruz. Okumuyoruz. Benim hayatım okumakla geçti ama zaten okumasam yazamam. Okumuyoruz. Bari dinleyelim be kardeşim. Dinlemek de yok. Yani dinlemiyor. Bir insan daha duyduğu ilk cümlede, yani kendi işine gelmeyen, kendi doğrusuyla çelişen, aklına yatmayan, karşı taraftan gelen ilk cümlede hemen böyle bir kapatıyor zaten kendini. Ve savunmasını hazırlıyor. Bütün askerlerini arkada biriktiriyor. O orada konuşurken o ona nasıl saldırırım diye düşünüyor. Bu inançlarla ilgili olabilir, siyasi görüşle ilgili olabilir, yaşam tarzıyla ilgili olabilir, kıyafetle ilgili olabilir, saçla başla ilgili, her şeyle ilgili olabilir. Bakın, en tehlikeli şey yargılamak. Kimse kınadığını yaşamadan ölmüyor. Birilerini kınamak, birilerini aşağılamak. Çok şaşırdığım şeyler var. Belki bu videonun altında da olacak, bilmiyorum. Hani bazen bazı insanlar bazılarının söylediklerini beğenmezler. Aynı fikirde de olmayabilirler. Çok güzel. Mesela alta şöyle bir yorum yazılabilir bunun karşılığında. İşte Ayşe Hanım, Fatma Hanım, hadi Şebnem Hanım, Şebnem, Şebo, canım ya da nasıl işte hitap etmek isterseniz. Bu konuda böyle böyle düşünüyorsunuz ama ben şurada biraz kafam şuna takılıyor ve benim düşünceme göre yanlış düşünüyorsunuz. Bence böyle 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 olabilir. Bir de böyle düşünmek ister misiniz?
gibi bir şey yazmak varken. Şunu yazıyor mesela. Sanki hiç o kadın onu okumayacak ama yani bu benimle ilgili, yani genel olarak ben şeyi çok seviyorum biliyor musunuz? Bazı gönderilerin, haberlerin ya da yorumların altına yazılmış olan yorumları. Ben o yorumları okuyarak çok şey gözlemliyorum. Ve inanın hayretler içinde kalıyorum. Yazmış mesela bu kadından da hiç hoşlanmıyorum, haz etmiyorum, nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum. Hiç tanımadığı birinden nefret ediyorum. Bu kadından da nefret ediyorum ya. Ya arkadaş sen nefret... Sen... Yani... Bu kadar yoğun biri, nefret çok yoğun bir duygudur ya. Çok ağır bir duygudur yani. Kişiye çok zarar veren bir duygudur. Nefret, öfke, kin insanı kanser yapar biliyor musunuz? Şimdi sen böyle bir duyguyu neden hiç tanımadığın birine karşı büyütüp içinde kendini hasta etmeye çalışıyorsun? Sen aptal mısın sen? Senin hiç kafan çalışmıyor mu? Sen niye nefret ediyorsun hiç tanımadığın birinden? Yani bir insan hiç tanımadığı birinden neden nefret eder? Ya da işte diyor ki beğenmemiş bir şeyini. Bu kadın da işte yaşlandı iyice. Yaşlı, her yeri buruşmuş. Şuna bak, teyze falan. Ya öyle ağır şeyler. İşte, ne kadar çirkin. İşte selülitten bacakları görünmüyor. Bir de mayo giymiş. İşte falan da filan. Sen şimdi ne yaptın biliyor musun? Bu yorumları yazdın. Zannediyorsun ki içindeki kini kustun, rahatladın. O karşıdaki insanın var ya bütün negatif enerjisini bir anda oradan böyle hop diye çektin içine. Sana geçti. Ne varsa orada. Ne varsa, ne kadar pislik varsa, ne kadar kötü enerji varsa. Hepsi sana, sen anlık bir rahatladın, oraya döküldün ya. Oh, oh benden çıktı. Oh, ne kadar da güzel aşağıladım karşı tarafı dedin ya. O bir böyle birkaç saniyelik bir rahatlama sağladı ya sana. O karşıdaki tarafın bütün negatif enerjisini çektin. Çünkü onun bir şeyden haberi yok. Yani senin varlığından haberi yok ama sen ona yazdın, çizdin, perişan ettin karşıdaki falan. Bütün negatif enerjiyi çektin. O yorumunu okuyup ne kadar terbiyesiz, ne kadar ayıp bir şey. Diyorum ya ben mesela okuduğumda. Benim de bütün negatif enerjimi çekti. Sen durduk yere oraya bir tane kötü bir şey yazdın. Bir küfür yazdın, hakaret yazdın, bir şey yazdın. Aa, oradaki kolektifin bütün negatif enerjisini üzerine çektin. Ondan sonra ben niye mutsuzum? Ben niye başarısızım? Ben niye kazanamıyorum? Ben niye iyi olamıyorum? Beni niye kimse sevmiyor? Ben niye kendimi değersiz hissediyorum? Çünkü öylesin. Kendi kendinin hayatını mahvediyorsun. Ya da şey yapıyorsun ya mesela böyle. Bir takım şeyler oluyor. Mesela Gazze'de çocuklar öldürülüyor kasıtlı. Böyle bombalar atılıyor böyle hastanelerin üzerine böyle o çocuklar böyle. Kadınlar, masum insanlar orada böyle katlediliyorlar açlık sefalet içinde perişanlar. Ya. Sen görmezden geliyorsun aman diyorsun ama bunu dokunmasın da boşver. Benden uzakta oluyor aman hiç ben şimdi bulaşmayayım aman yazmayayım. Ben yemek paylaşayım, ben konserlerimi paylaşayım, ben işlerimi paylaşayım. Hiç etliye sütlüye dokunmayayım. Diyorsun ya, en çok sana dokunacak ama. O ne olacak? Yani oradaki acı frekansının dönüp dolaşıp en hareketsiz, en eylemsiz, en işlevsiz kişi olarak, yani sen ondan saklanamayacaksın ki. Gelecek seni bulacak. Çocuğunu bulacak, evladını bulacak. Yani ne diyeceksiniz mesela çocuklarınıza ileride?
Mesela diyelim ki bu yasa okeylendi. Ve topluca hayvanlar toplandı, bir barınağa götürüldü. Mümkün değil tabii o kadar hayvanı sahiplendirilebilmesi. Götürüldü. İleride bu bahsedilecek. Nasıl o hani o 1910'da anlatıldığı o hayırsız ada sivri ada muhabbeti var ya, 80 bin köpeğin orada öldürüldüğü, katledildiği, bunu kim yapmış diye açın Google'a baktığınızda böyle isim isim yazıyor. Her şey yazıyor. Bunu yapanların çocukları ya da işte buna ses çıkarmayan ya da bu olay duyulduğunda çocuğun geldi sana dedi ki baba anne ya anneanne babaanne. O zaman böyle bir şey olmuş ya, bütün köpekler, hayvanlar, belki sonra kediler, kuşlar böyle katledilmiş. Ne yaptınız siz, buna karşı gelmediniz mi dediklerinde ona yalan mı söyleyeceksin? Ne diyeceksin? Ya biz çok karşı çıktık ama işte. Ya da şunu mu diyeceksin? Ya zaten o köpekler çok kötüydü. Herkese saldırıyorlardı. Hepsi mi diyecek çocuk? Hepsi mi herkese saldırıyordu? Hepsi kuduz mu olmuştu? Diyecek. Ne diyeceksin? Yalan söyleyeceksin. Değil mi? Ya da diyeceksin ki biz elimizden geleni yaptık bir vatandaş olarak, istemedik. Bunun doğru olmadığını anlatmaya çalıştık. Videolar yaptık. Konuştuk. İnsanlara derdimizi anlatmaya çalıştık. İyi insan olmak için çok önemli bir sebebimiz olduğunu anlatmaya çalıştık. Aklı olan insanın, yani vicdanı olmasa da aklı olanın iyilik yapması gerekir. Bunu düşünebiliyor olması gerekir dedik. Yani en azından kendi için, kendi iyiliği için. Dedikodu asla yapılmayacak. Yargılama asla yapılmayacak. Kınama asla yapılmayacak. Masumlara zarar verilmeyecek, verilmeye kalkıldığında tepki gösterilecek, konuşulacak, izah edilmeye çalışılacak, bilgilendirilmeye çalışılacak, bilgiler paylaşılacak, hiçbir bilgiyi insan kendine saklamayacak. İlerleyeceğiz, el ele tutuşacağız, ayrışmayacağız, farklı fikirlere saygı duyacağız, farklı görüşlere, farklı inançlara saygı duyacağız. Çok da zor değil. Çok zor değil. Bunların hepsi yapılabilir şeyler. Evet, İnanır Mısın'ın bu bölümünde biraz radyo programı gibi beraber konuşalım istedim. Beraber dertleşelim istedim. Tekrar söylüyorum. Bu yasanın geri çekilmesi gerek. Çünkü bu yasa hiçbirimize yaramayacak. Ne olması gerek çok belli. Bu hayvanlar kısırlaştırılacak. Üretimleri yasaklanacak. Yani böyle hani zevk için. Evet. Az önce yayın durdu. Tekrar başlıyorum şimdi kaldığımız yerden. Hayvanlar kısırlaştırılacak. Sorunlu hayvanlar, saldırgan olanlar rehabilite edilecek. Güzel barınaklar kurulacak. Kısırlaştırılan hayvanlar tekrar yerlerine bırakılacak. Üretimleri engellenecek. Sahip çıkılan hayvanlar, yani sahipli hayvanların sahipleri kafalarına göre hayvan sahiplenip sonra sokağa bırakamayacaklar. Bu da kesinlikle cezalara tabi olacak. Hayvanlara zarar vermenin ciddi zararları, cezaları olacak. Onlara işkence etmenin, acı çektirmenin, sokağa atmanın ciddi cezaları olacak. Bununla ilgili yaptırımlar getirilecek. Ve üretim hayvan yapılmayacak. Cins hayvan üreteceğiz, parayla satacağız. Yani parayla hayvan satılmayacak. Bu kadar. Bu kadar ya. Bu kadar. Yani bunun ötesi vahşiliktir. Bunun ötesi katliamdır. Bunun ötesi tarihe gerçekten utanç verici bir katliam olarak geçer. Bizim kültürümüzde, bizim inancımızda hayvanlarla birlikte yaşamak vardır. Hepsinin kendine göre bir görevi vardır. Doğanın içerisinde bir bulunmasının bir sebebi vardır. Hepsinin aklı vardır, fikri vardır. Rabbim demiştir ki onlar benim sessiz kullarımdır.
hiç kimse onun sessiz kullarına sessizler diye ölüm cezası veremez. Kimse uyutamaz, öldüremez. Bu vicdani olarak da imkansız, çok kaldırılamaz bir şeydir. Hukuki olarak da olmamalıdır. İnsani olarak da olmamalıdır. Dini olarak da olmamalıdır. Hiçbir şekilde olmamalıdır. Biz kedisi rahatsız olmasın diye yeleğinin ucunu keserek kalkan bir peygamberin ümmetiyiz. Öyle zannetmeyin ki de öyle hani milyonlar böyle bir gardırop dolusu da hırkası yok. Ona da hırka da demiyorlar, başka bir şey de diyorlar. Yani bir tane hırkası var, o hırkasını da kedisi Müezza, adı da Müezza kedisi var Hazreti Muhammed'in ve sevgili peygamberimizin. Kesiyor hırkasını, biliyorsunuz o hikayeyi. Hayvan rahatsız olmasın diye uyurken, onu uyandırmamak için o hırkayı kesiyor ve öyle kalkıyor orada. Uyandırmıyor onu. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Biz, onlar benim sessiz kullarımdır diyen Rabbin kullarıyız. O zaman o sessiz kulların sesi olmak zorundayız. Böyle bir şey olamaz. Mantıklı çözümler var. Kimse ölmesin, hayvanlar kimseye zarar vermesin. Kimse de hayvanlara zarar vermesin. Allah korusun. Ama bunun çözümünü bulacağız. Öyle sokakta boşu boş yırtıcı böyle şey hayvanlar olmayacak tabii ki. Onlar dediğim gibi rehabilite edilecekler, rehabilite edilecek. Hayvan üretimi durdurulacak. Kısırlaştırma yapılacak. Kısırlaştırılan hayvanlar alınan yerlere bırakılacaklar. Tıpkı kedilerde yapıldığı gibi. Ve dolayısıyla onlarla birlikte mutlu mesut yaşamaya devam edeceğiz. Ve iyi olacağız. Hepimiz iyi kalacağız. Bu yayını benimle beraber izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için, bizimle olduğunuz için, kanalımızın abonesi olduğunuz için, bu ailenin bir ferdi olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel günlerde görüşmek dileğiyle. İyi olun, hep iyi kalın. Keşke şu da şöyle olsaydı demeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Seviyorum sizi.